Haber ajandası işitme engelliler için hazırladığımız haberlerle devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Fırat Operasyonu'nda Elbap şehir merkezine girildiğini, tamamına yakınının kontrol altında olduğunu açıkladı. Elbap'ın tamamına yakını artık kontrol altına alındı. İlçe merkezine de girildi. Şu anda büyük oranda arama tarama faaliyetleri yürütülüyor. Yani artık Elbap operasyonunun arama tarama faaliyetleri bittiğinde operasyon Elbap şehri tamamen artık DAEŞ unsurlarından temizlenmiştir diyeceğiz. Artık fazla bir zamana ihtiyaç kalmadı. Bugün itibariyle şehir merkezine de tamamen girildi ve arama tarama faaliyetleri başlamış oldu. Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısı Ankara'da yapıldı. Toplantının ardından iki başbakan ortak basın toplantısı için kameraların karşısındaydı. Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ'nün faaliyette bulunduğu 170'e yakın ülke için bir tehdit olduğunu söyledi. Konuk başbakan da FETÖ ile mücadele konusunda Türkiye'ye verdiği desteği yineledi. Fethullahçı örgüt faaliyette bulunduğu 170'e yakın ülkede büyük bir tehdittir. Kardeş Pakistan'ın da güvenliğine, kamu düzenine karşı bir tehdit oluşturduğunu düşündüğümüz bu terör örgütünün bütün izlerinin silinmesi ve Pakistan'dan çıkarılması konusundan çok titiz bir yaklaşımınız olduğunu biliyoruz ve bunun için teşekkür ediyoruz. Kardeş Pakistan'ın, değerli kardeşimin atacağı ilave adımlarla FETÖ artık Pakistan'da hayat alanı bulamayacak ve tamamen ülkeyi terk edecektir. Türkiye dünya toplumunu özellikle bu darbe girişiminin arkasında bulunan yasa dışı örgütü konusunda herkesi uyandırmıştır ve Pakistan da aynı şekilde bu mücadeleye destek vermektedir. Türkiye'nin düşmanlarının Pakistan'ın düşmanlarını olduğunu bu vesileyle bir kez daha belirtmek istiyorum. Ankara-Washington hattındaki en önemli başlıklardan biri FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi. O iade talebinde yeni bir gelişme var. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Adalet Bakanı'na bir mektup gönderdi. ABD için Usame Bin Laden ne anlam ifade ediyorsa Türkiye devleti için de Fethullah Gülen o anlamı ifade ediyor. O iade için karşılıklı ziyaretler, yüz yüze görüşmeler yapıldı. Onlarca klasör bilgi, delil Amerika Birleşik Devletleri'ne yollandı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi için Ankara yeniden harekete geçti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Amerikalı mevkidaşına iade talebi içeren bir mektup gönderdi. Bozdağ, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Adalet Bakanı Jeff Sessions'a gönderdiği mektupta Türkiye'nin iade beklentisini yineledi. Türk halkı ve devleti 15 Temmuz darbe teşebbüsünün talimatını veren ve halen ulusal güvenliğimiz için büyük bir tehdit teşkil eden FETÖ lideri Gülen'in ülkemize iade edileceği beklentisi içindedir. Bozdağ, FETÖ elebaşının iadesinin iki ülke ilişkilerini olumlu etkileyeceğini de vurguladı. Gülen'in iadesi iki ülke ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Aramızdaki ikili anlaşma gereğince geçici tutuklama ve iade süreçlerinin hızlı ve müspet bir şekilde neticelendirilmesi önem arz etmektedir. Şimdi gözler Washington'da. Ankara'dan gönderilen mektuba verilecek yanıtta. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırgan'ın alıkonulmasına ilişkin davada ara karar açıklandı. Tutuklu yargılanan erler Mehmet Akif Özyılmaz ve Aykut Şahin yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Mahkeme heyeti diğer sanıkların tutukluluk halinin ise devamına karar verdi. Telefonunda Baylok iletişim programını kullandığı tespit edilen sanık Mahmut G'nin program üzerinden yaptığı yazışmaların ilgili makamlardan istenmesine de karar verildi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırgan'ın alıkonulmasıyla ilgili olarak
27 sanık hakkında açılan davanın bir sonraki duruşması 22 Mayıs Pazartesi gününe ertelendi. Ayak parmaklarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini çizdi. Şimdi tek hayali kendisiyle tanışabilmek. Kendisini çok seviyorum. Büyük bir hayranlığım var ona karşı. Kişiliği olarak, davranışı olarak, konuşması olarak kendisini çok seviyorum ve çok görmek istiyorum. 17 yaşındaki Rabia Asrak doğuştan bedensel engelli. Kolları olmayan genç kız günlük hayatındaki bütün işlerini ayaklarıyla yapıyor. Sadece iki ayak parmağını kullanabilen Rabia Asrak 6 yıldır resim çiziyor. Büyük keyif alıyorum resim yapmaktan. Aklımdakileri, hayal gücümü araştırarak bazen öyle tuvale döküyorum, yansıtıyorum. Resimlerimi kendim dillendiriyorum yani. Şöyle söyleyeyim, resim için doğmuşum resmen. Çok seviyorum resim yapmayı. Çok sayıda yağlı boya tablosu bulunan Rabia Asrak son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kara kalem portresini çizdi. 2 ayda Cumhurbaşkanımızın resmini çizdim ayağımla. Onu yani Sayın Cumhurbaşkanımızın resmini yapmamın sebebi de var aslında. Kendisini çok seviyorum. Kişiliği olarak, konuşması olarak yani hayranıyım kendisinin. Rabia Asrak çizdiği resmi Cumhurbaşkanına hediye etmek istiyor. Tek bir hayalim var. Sayın Cumhurbaşkanımızın resmini ona hediye etmek, onun misafiri olmak veya onu misafir etmek çok isterim. Onu her ne pahasına olursa olsun görmek istiyorum, kendisiyle tanışmak istiyorum. Kardeşim ayağına sağlık. İnşallah Cumhurbaşkanımızla görüşüp bu resmi hediye edebilirsin ona. İnşallah. İşitme engelliler için hazırladığımız haberlerimizi aktardık. Saat başında görüşmek üzere.